her bir sembolün aslında aktif ettiği bir enerji de var. Yani eski bir Yunan tapınağında yazıyor, söz büyüdür, işte semboller büyüdür. Hakikaten yani hani oradaki mana, ağzımızdan çıkan her şeyin, çizdiğimiz her şeyin, niyet ettiğimiz her şeyin bizim hayatımıza bir etkisi var. Ticaretle uğraşanlara Merkür vehbi yapıyoruz. İşleri daha da nasipleri artıyor, bollaşıyor. İşte Jüpiter var, bilgi öğrenen öğrenciler, sınava hazırlananlar için daha kolay öğrensin, burayı daha böyle aktif etsin diye bunu kullanıyoruz. Bazı rakamların da böyle enerjisel özel şeyleri var. Anahtar gibi aslında. İşte niye 41 kere okunuyor? O 41 kelimesinin bir anahtarı var. Mesela muskalara bakın, muskalar üçgen şeklinde. Neden? Evet. Bunların da bir manası var. Bakın o tılsımlı gömleklerin içerisinde o kadar enteresan semboller var ki biraz incelediğimde tüylerim diken diken oldu. Hazır bir nesil yetişiyor ve bunu sembollerle yapıyorlar. Canım hoş geldin, Hoş merhaba. bulduk, hoş bulduk. Canım mukaddes Çok hanımcığım, özlemişim nasılsınız? Ben de öyle. seni. Çok mutlu Vay oldum sizi canına gördüğüme. canım ya. Canım nasılsın? Çok Nasılsın? teşekkür ederim. Seni görüp kötü olur muyum hiç? Yani mukaddes hanımla sohbet etmek, oturup bir kitap okumak kadar etkili Aşkım bir ya, durum canım benim. uyandırıyor. O yüzden Canımsın, çok canımsın. mutluyum. Hakikaten özlemişim ben seninle sohbet etmeyi. Uzun zamandır. Uzun zamandır. Çok fazla Instagram'a girmiyorum. Girdiğimde de görüyorum. Görürsem de beğeniyorum mutlaka. Şeydi bu arada, çok özür diliyorum. Şu pineal beze ve göz çevresine bugün hacamat yaptırdım. Şurada hiç morarma olmadı pineal bez, ama asıl göz sinirlerimde bir sıkıntı başladı. Ben ilacı şeyi sevmiyorum. Hani oralarda bir hafif morluk var. Kapatmadım da. Onun için şimdiden senden ve canlarımızdan çok özür diliyorum. İki Estağfurullah. tarafta da var. Şöyle saçla biraz kapattım. Hiç belli Çok olmaz. önemli. Çok önemli. Herkesin yaptırması lazım. Bir de bunların günleri var biliyor musun? Evet, Mesela tabii ki. çeyli günler, peyli günlerde yapılmıyor mesela. P ile başlayan günlerde yapılmıyor. İşte filan. O günleri var, işte tarihleri var. Böyle aylar öncesinden bugüne verdi. Bu ara dişimle uğraşıyorum. Dişle, şeyle, böyle gözle. İnşallah bir de sülük Su tedavisi de şekerdim ben seni. yaptıracağım. Ben Sülük de çok fayda yaptıracağım. gördüm sülükten. Ciddi misin? Korkunç bir tedavi gördüm, fayda gördüm Şey sülükten. dedi, sülük istedim ben. Dedi ki çok canlarımızdan birisi, Mukaddes hocam şişebilir dedi. Böyle şişebilir dedi. Şişebilir olunca ben yayın yaptığım için bu morarmayı da beklemiyorduk biz biraz. Çok hassas. Burada olmadı ama orada oldu. Ama böyle Hassas bir bölge ama. çok hassas. Yani ama bütün gün böyle gözlerimden yaş aktı filan. Muhtemelen toksin atıyor. Olabilir. Ben Şifalanacak. boynuma yaptırdım. Ben boynuma yaptırmıştım. İnan üzerinden belki 13 sene falan geçti. Hiç boyun ağrısı çekmedim. O gün Gerçekten bugündür. mi? Hiç asla. Yani hani ben bu kadar fayda görebileceğimi Yaptı. tahminlere gitmemiştim ama. Yaptı. Boynuma yaptırdım. Böbreklerime yaptırdım. Kalp, akciğer, dalak ve pankreas. Sırtımda da var yani. Yüzüme cesaret, ilk defa bugün cesaret ettim. 3 ayda bir yaptırıyordum sırtıma. Yüzüm çok 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 fena Şu an morarmış. anlaşılmıyor. Saç geldiği için anlaşılmıyor. Güzelim Ben çok benim. seviyorum bu tarz ilimleri, muazzam ilimler. Hatta böyle Osmanlı'da eşref vakti deniyor. Yani her şeyin uğru bir vakti saati var. Ona göre yapılıyor. O zaman fayda görüyor insan. O zaman yaptığında şifalanıyor. Onu çok önemsemek lazım aslında. O özel Hacamatlar. günler, özel günler. Hatta biraz önce Ramazan hocamla konuştuk. Dedim gideyim şurayı bir kapatayım pudra falan. Dedi ki hayır dedi. Yani çünkü hani bir insanlar görsün, hacamata hatırlasın. Hani örnek olmak açısından kalsın dedi. Yani şey, öyle kalsın dedi. Ben de dedim peki, İyi insanlar, düşünüyorsunuz. canlarımız görsün dedim. Belki başka birinin Evet. şifasına vesile Evet. olursunuz bu sayede. Yapılması lazım. Ya bir de bununla ilgili şey diyorlar. Hazreti Peygamber Miraç'tan 3 tane şeyle geldi. Bir tanesi hacamat, bir tanesi namaz, bir tanesi bilinmiyor bildiğim kadarıyla. Hacamat da Miraç'ta verilen bir şey. Şifa için, beden şifası içinmiş. Çok hakikaten herkes yaptırsın. Yılda 3 defa, 3 ayda bir yapılması lazım diyorlar. O yüzden Tabii. tavsiye ederim.
Yani Yani dinleyenler bugün de şuna özen göstersin ama yani hani ameliyat olmak gibi hani bir sürü insan ameliyat oluyor ama her doktorun işi ehli çok daha farklı olduğu için o da çok kıymetli bir şey. Şimdi bir öneride kesinlikle. bulunuyorsunuz. Bazen hani tam Günlerini verim alamadıklarında biliyor, günlerini oh. Tabii, seçiyor. tabii. Burcum, ondan sonra inanır mısın? Dualar, işte abdestler aldırdı, dualar, o arada Ayetel Kürsüler şeyler okuduk. O kendisi zaten okuya okuya yaptı. Yani şey değil, öyle boş değil, öyle Evet, okuna edildi. okuna yapıldı. İnşallah sürüyü hiç denemedim, onu da deneyeceğim inşallah. Tılsım yine Evet. kadim, yine Evet. kadim değil mi? Evet. Tılsım yine kadim. Kadim öğretiler de çok kıymetli. Tamam. Bugün büyük bir merakla bekliyorum. Hakikaten benim çok fazla bilmediğim bir konu ama mümkün olduğu kadar birlikte senin de Öğreneceğiz istediğin gibi beraber dahil bugün. olacağım. Evet. Ama senden bir dinleyelim. Tılsım nedir? Kadim Ne değildir? öğretilerde nasıl bir tılsım yapılıyordu? Evet. Tılsımlı gömlekler falan da vardı bir Evet, onlardan zamanlar. Evet. bahsedeceğim Sen tılsımlı de gömleklerden. Mutlaka deneyeceğim bugün. Burcum, Evet. sen de. Şimdi kıymetli dostlarım, şöyle bir şey var. Yani ben sanat tarihi öğretmeniyim ve her işi en böyle mantık çerçevesinden en doğru şekilde nasıl kullanılmış ona niyet ederek öğrenmeye hep öğreniyorum. Öyle niyetle öğreniyorum. Tılsımı da yani çok fazla bilgi kirliliği var. Aslında çok fazla etrafımızda kullandığımız modernize edilmiş hali de var. Bu sayı sekanslarından tutun da bunların her biri birer tılsım. Bir enerjiyi aktif etmek için, bir niyeti aktif etmek için kullanılan şeyler. Keza tılsım mühürlemek demek zaten. Yani aslında bir şeyi niyet etmek, onu netleştirmek ve semboller kullanarak bunu mühürlemek demek. Yani bu Osmanlı'da da, Selçuklu da daha önceki süreçlerde de sadece bizde değil bu arada Bizans'ta ve Batı kültüründe talisman diye geçer. Doğu kültüründe yantra dediğimiz bazı semboller var. Bunlar asırlar boyunca kullanılmış. Mesela burada bir örnek var. Bilmiyorum sayfa ne kadar net çıkar ama Buda'nın tılsımlı gömleği var burada. Bu Buda'nın tılsımlı gömleği. Evet, yantra şeklinde. Yani bu onlar yantra diyorlar. Biz tılsım diyoruz. Zaten uzak doğu kültürü Anadolu kültürüyle harmanlaştırmış Osmanlı ve muazzam etkileri olan tılsımlı gömlekler, tılsımlı objeler çıkartmış. Bu mesela Cem Sultan'ın tılsımlı gömleği. Bunu tabii ki Osmanlı'da müneccimler hazırlıyor. Bunlara bu müneccim dediğimiz kişiler aslında hem astrolog hem astronom. Bu işin piri insanlar. Birkaç usta beraber çalışıyor. Hem astrologlar çalışıyor, hem sanatkarlar, hattatlar. Yani burada bir muazzam bir işçilik var. Muazzam semboller var ve her bir sembolün aslında aktif ettiği bir enerji de var. Yani eski bir Yunan tapınağında yazıyor. Söz büyüdür. İşte semboller büyüdür. Hakikaten yani hani oradaki mana ağzımızdan çıkan her şeyin, çizdiğimiz her şeyin, niyet ettiğimiz her şeyin bizim hayatımıza bir etkisi vardır. Burada da tılsımlı gömleklerle ilgili çok böyle ilginç örnekler var. Mesela Cem Sultan'ın gömleğinin hazırlanması 3 yıl sürmüş tam. Doğum gününde başlanmış. Uğurlu saat dediğimiz, eşref saati dediğimiz bir saatte başlanmış. Alelade bir saatte başlanılmıyor. Alelade bir günde de başlanılmıyor. Bunu yani ehil kişiler, yani astrolog dediğimiz hani gökyüzünü çok iyi bilen kişilerin şeyiyle başlanıyor. 3 yıl sürmüş. Aslında burada birçok sebebi var bu tılsımlı gömlek yapılmasında. Korunma amaçlı yapılıyor. Kötü enerjilerden korunsun diye. Bazen savaşa, sefere giderken görünmez olmak için mesela görünmezlik tılsımları ve semboller var. Hani karşı taraf düşman görmesin diye. Bu niyetle de yapılan bazı semboller var. Sembollerden de biraz bahsedeceğim. İşte çocuk sahibi olsun, muzaffer olsun savaştan. Aklınıza gelebilecek her şey için tılsım yapılıyor. Mesela 4. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan erkek çocuğu olsun diye bir tılsımlı gömlek hazırlatıyor. Şimdi iki tane erkek çocuğu var 4. Murat'ın. Bir tanesi ölüyor, bir tanesi önce bir tane kalıyor. Osmanlı için bu ciddi anlamda şey, sıkıntılı bir durum. Bir tane erkek çocuğunun olması. Bu tılsımlı gömleği hazırlattıktan sonra Nurbanu Sultan 4. Murat'a giydiriyor. 19 tane daha erkek çocuğu oluyor. 20 tane de kız çocuğu oluyor. Ne kadar etkisi vardır? Tabii ki hani bunu bilemeyiz ama tılsımlı gömleklere çok inanmışlar, çok güvenmişler. Bunların enerjilerine çok ciddi manada şey yapmışlar, önem vermişler ki keza bu tılsımlar içerisinde birçok semboller var. Mesela en basitinden burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı. Gördünüz mü? Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı bu. Ne kullanmış burada? Şimdi herkes zannediyor ki şunu Davut Yıldızı sadece İsrailler kullanıyor. Oysa hiç alakası yok. Bence burada Lemuryen'im. evet bence burada sizin katkı sağlayacağınız nokta vardır. İnsanlar bunu çok yanlış algılıyor. Selçuklu Devleti'nin de kullanılan Karamanoğulları'nın da hatta sancağında bayrağında yer alan bir sembol. Zaten bu
diğer kültürler bunların ne kadar etkili enerjiler olduğunu bildiği için, fark ettiği için kullanmışlar. Keşke biz de birazcık daha bilsek de sahip çıkabilsek. Mesela işte sanat tarihi öğretmenim biliyorsunuz, Diyarbakır Ulu Cami'nin kubbesinde bu sembol var diye Selçuklu'sunda bunu kırıyor halk. Bu Davut Yıldızı, İsrail Bayrağı'nda var diye. Yani cehalet çok gerçekten tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Oysa ki hiç öyle değil. Keşke biz de sahip çıkabilsek bunlara. Onlar bunların enerjisinin farkında olduğu için ciddi anlamda bu sembolleri kullanıyorlar. Mesela Zülfikar Hazreti Ali ile bağlantılıdır yiğitlik. Yani Barbaros Hayrettin Paşa bu sancağı bunu koyarken yiğitliği sembolize etmek istemiş. Cesaret ve yiğitliği sembolize etmek istediği için bunu kullanmış. Mesela burada Fatıma Ana elinin bir sembolü var şurada. Küçük bir hani el sembolü var Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında. Fatıma Ana'nın sembolü de aslında şeyle, dayanıklılığı da sembolize ediyor. Çünkü helva kararken eli yanmasına rağmen devam ediyor Fatıma Ana. Bu bize çok eski kültürlerden gelmiş. Mesela Umayana da gene bereketle, işte şamanizmde, Orta Asya'da Umayana vardır. Çocukların ve kadınların kurucusu diye geçer. Sonra o Osmanlı bize... İmparatorluğunu Osmanlı İmparatorluğu yapan kadındır Umayyana. Evet, Yani kesinlikle öyle. Çok teşekkür bütün ederim. fikir ona aittir, zeka ona aittir, Evet. arkadaki yönetim ve organizasyon Evet. ona aittir. Savaşanlar başkaları ama asıl fikir babası, fikir anası Evet. Umayyana'dır. Evet, yani işte şamanizm Orta Türk mitolojisinde de Umayana hem hayvanların hem kadınların kurucusu diye geçer. Yani önceden şamanik işte mitolojiler vardı. Sonra tek tanrı dinlere geçildi. Birçok kültür bu şekilde oldu. Ve İslamiyet'e geçmemizle birlikte o Umayana'nın o bereket sembolü Fatıma Ana sembolü olarak bizde Osmanlı'da ve sonraki süreçlerde etki etti. O yüzden Umayana'nın hem böyle koruma hem dayanıklılıkla alakalı bir şey var. Yani burada aslında Barbaros Hayrettin Paşa bu tılsımları kullanarak neyi niyet etmiş? Dayanıklı olayım, cesur olayım, yiğit olayım. Mesela bu üçgen anlatacağım birazdan. İki tane üçgen var burada, sembol var. Üçgen çoğaltandır, ateş enerjisidir, ateş elementidir. Gittikçe büyütür üçgen. Yani bir tılsımı, şimdi tılsımlardan da ara ara bahsediyorum ben, tılsım hazır ama koruyucu tılsım. Bence her insanın kendine bir koruyucu tılsım yapması gerekiyor. Yani hani koruma, her türlü kötü enerjiden korumak, kendini bir çerçeveye almak için kullanılması gerekiyor. Ama şuna da değineyim, sadece kendimiz için yapmalıyız. Sadece kendimiz için yapmalıyız. Diğer türlü tehlikeli bir boyuta girer. İşte burada buna da değinmek istiyorum. Aslında bunları araştırırken, ya Burcu girmesen mi? İşte yanlış anlaşılır mı diye çok çekinmiştim. Burada çok ince bir çizgiden bahsedeceğim. Kimsenin özgür iradesine hükmedecek şekilde yapmıyoruz. İşte günah kısmı buraya giriyor. Ama ne olur evlenmek istiyorsun. Bu işte Ayşe evleniyor. Mesela bu bir tılsımdır. Bunun sembolleri vardır yapılan. İşte Burcu korunuyor, şifalanıyor. İşte Fatma şifalanıyor. Bunlar çok güzel. İşte çocuk sahibi oluyor mesela. Evleniyor. Bak bunlar çok güzel tılsımlar. Ama işte Ali Ayşe ile evleniyor dediğinde bu karşıdakinin özgür iradesine hükmetmek olur. İşte burası günah ve tehlikeli kısımdır. Bir de sen nereden biliyorsun Ali'nin ya da Ayşe'nin senin için hayır mı şer mi olduğunu? Bu çok tehlikeli. O yüzden ne yapıyorsanız tılsım anlamında da sadece kendimiz adına yapacağız. Evlenmeyi istiyorsak, buna niyet ediyorsak bu dua etmektir. Dua da edebilirsin. Gene aynı şeyi tılsımda yapabilirsin. Tılsımda da zaten Osmanlı'da da böyle esmalar kullanılmış. Belli niyetler, belli semboller kullanılmış. Burada da aslında Allah'tan istiyorsun. Ona niyet ederek istiyorsun. İçerisine esmalar yazıyorsun. Bazı esmalar yani böyle bir şifreleme sistemi gibi bir şey aslında. Mesela vefk dediğimiz, Osmanlı'da bunu çok kullanıyor. Sudoku gibi çok ilginç. Mesela karelerin içerisine yazılan bazı semboller var. Mesela işte kişinin özgüveni çok düşük olduğunda güneş vefkini yapıyor. Bunu yaptığında özgüven güneşi güçlendiriyor. Mesela astrolojik olarak da kullanıyoruz biz bunları, öneriyoruz. Ya özgüven problemi yaşıyor. Haritasında da görünüyor. Güneş çok düşük yerleşmiş. Bazı çocuklarda var bu. Kendini ifade edemeyen, ortaya koyamayan. Direkt mesela bunu kullanıyor. Çocuk biraz daha özgüvenli oluyor. Ya da işte ticaretle uğraşanlara Merkür vefki yapıyoruz. İşleri daha da nasipleri artıyor, bollaşıyor. İşte Jüpiter var, bilgi öğrenen öğrenciler, sınava hazırlananlar için daha kolay öğrensin, burayı daha böyle aktif etsin diye bunu kullanıyoruz. Tabii ki bunun yanında dua ve niyet de yapması gerekiyor. Yani böyle bazı rakamların da böyle enerjisel özel şeyleri var. Anahtar gibi aslında. İşte niye 41 kere okunuyor? O 41 kelimesinin bir anahtarı var. 40 değil mesela. O 41'i yaptığın zaman o tık diye o anahtar açılıyor sana. Para mı kazanmak istiyorsun? Bolluk mu istiyorsun hayatında? Çocuk sahibi mi? Evlenmek mi istiyorsun? O rakamların da bir enerjisel değeri var. Şimdi burada da mesela vefklerden hani işte Mars'ın cesaret yok mesela kişide. Cesaret her şeyin başı aslında. Şimdi mesela sen bu programı yapabiliyor olman da senin cesaretinin bir göstergesi.
harekete geçebileceğin her şeyde cesaretin olması gerekiyor. Bence her insanın belli bir nokta cesaret fikrini kullanması lazım. Harekete geçemeyenler için özellikle mesela onu çok öneriyorum ben. Ama oradaki rakamlar olmalı. Yani onun şifresi bu. Bunu hazırlayan da şimdi bu bilgileri de hep ben tabii ki şeylerden buldum. Kadim kaynaklardan. İşte Osmanlı'da bazı müneccimbaşılar var. Onların kaynaklarına eriştim. Onlardan döneminde hazırlanan işte padişahların hazırladıkları bazı mevkiler var. İşte savaşa gidiyor. Askerlere de veriyorlar mesela. İşte korkmasın, cesur olsun, geri çekilmesin diye. Özellikle Mars vekli çok ciddi anlamda bütün şeylerde kullanılıyor. Orduda, askerlerde. Mesela muskalara bakın. Muskalar üçgen şeklinde. Neden? Korunmak için mesela yani üçgen kullanılır. Kare sabitlik içindir. Yani çocuk sahibi olmak istiyorsun, kare içerisine tılsım yaparsın. İşte neden? Tek çocuk. Üçgen giderek çoğaltır. Üçgen nasıldır? Böyle şuradan başlar, giderek çoğaltan bir enerjidir. Bunların da bir manası var. Bakın o tılsımlı gömleklerin içerisinde o kadar enteresan semboller var ki biraz incelediğimde tüylerim diken diken oldu. Her birinin kullanılmasının bir manası var. Şeye çok şaşırdım. Mesela Hristiyanlıkta haç sembolünün kullanılması. Oysa haç sembolü şu demekmiş. Yukarıdan aşağı yani Yaradan'dan, Rabbimden olan enerjinin aşağı yeryüzüne bana aksın. Dik çizgi. Bana akmasını sembolize ediyor. Yatay çizgi ise netliği sembolize ediyor. Ne istiyorsun? Ne Aslında sormak? bu şey var ya, iç içe geçmiş üçgen. Aslında onun daha kısa bir şekilde çizilmiş halidir o. Yani üçgen şöyle, yukarısı dar, altı Doğru. geniş üçgen. İlahi sistemden aşağıya doğru dağılımı, ya da tersinden bakıldığında diğeri de aşağıdaki yerin birlenmesi, yani çokluğun birlenmesi. Tek. Çokluğun birlenmesi anlamına gelir ve bu o işarette böyle bu işaretin, yani o iki üçgen yerine tek çizilmiş. Bu Evet. kadar. Çok Yani güzel. aslında iç içe girmiş üçgeni ifade eder Evet. bu işaret, nazi işareti. Çok evet çok teşekkür ederim. Yani oradaki dikey çizgi de devamlılığı arz etmesine niyet ediyor bir şey. Ne geliyorsa yaradandan devamlı bir şekilde bulduğun bereketin akması niyet ediyor. O yüzden biz tılsım sembolü hazırlarken mutlaka yatay ve dikey çizgiler kullanırız. O zaten yatay çizgiler netliktir. Hayatımızda iyi şeyleri ya da güzel şeyleri çekemeyişimizin bir sebebi de net olamayışımız olmuyor mu yani? Hani ne Kesinlikle. istediğini bilen insan, neye niyet ettiğini bilen insan zaten oluyor. Aslında bu kullandığımız aklınıza gelebilecek her türlü sayı sekansları olsun, işte farklı alanlar olsun bunlar hepsi bizi netleştiriyor. Ne istediğini netleştiriyor. Bu tılsımlar da sana yani ne istediğini netleştiriyor. Ondan sonra zaten öyle bir şey imgelediğin için zihnin artık hep her gördüğünde, her ona baktığında onu bilinçaltın onun üzerine çalışmaya başlıyor. Belki bunu bilinç düzeyinde fark etmiyorsun ama bu çok önemsenmiş. Bunun dışında mesela Veysel Karani'den tutun da Mevlana'nın oğlunun da gene tılsımlı gömleği var. Muazzam derecede bu tılsımlar yapılmış, kullanılmış. Dediğim gibi hani son dönemde biz birazcık daha modernize ederek adına numaroloji dedik, daha farklı şeyler dedik ama bunlar böyle bizim şeyden etkilendiklerimiz de var. Osmanlı Bizans'tan çok etkilenmiş. Bazı tılsımları almış. Sonra işte Hint coğrafyasından çok etkilenmiş. Onları almış. Bazı sembolleri almış. Dediğim gibi kareye kullanıyorsak mesela kare şeydir, sabitliktir. Büyümesini istemediğimiz yani hani bir çocuk sahibi olmak, evlenmek bunlar daha böyle bir tane yeter inşallah. Hani çocuk mesela bir daha yaparsın. İkinci çocuk istiyorsan bir tane daha yaparsın. Mesela işte toprak elementidir kare. Üçgen ateş elementidir. Bunların kendi içerisinde de çok önemli şeyleri var, detayları var. Daire ise daire içerisinde de yapılıyor mesela. Gene tılsımlı gömleklerde şey de var. Bakın daire formu. Cem Sultan'ın bu. İçerisinde farklı formlar da var. Su elementidir. Sonsuzluğu sembolize eder. Yani adını hala anıyoruz biz bu insanların. Hala var. Bir sonsuzluk var. Orada bazen işte sonsuz şifa enerjisinin akması bazen değil mi? İşte böyle bir bazı sonsuzluğu ifade eden şeylerde de biz bu dairesel formları kullanıyoruz. İçerisinde dediğim gibi Peygamber Efendimiz'in ayak izinden tutun da çeşitli esmalar, çeşitli dualar, çeşitli semboller, hatta böyle yedi uyurlarla ilgili de mesela bazı ayetler var. Yani onların bütün mesela işte Hazreti Ali yiğitlik sembolü işte bilgiyi temsil eden bir sembol. Her birinin
o insanda etki etmesi için, zuhur etmesi için bunlar kullanılmış. Bizler de açıkçası bu bilgileri bugüne aktararak kendi hayatımıza da, ben de onu yapıyorum, ona niyet ettim. Kendi hayatımıza nasıl kullanabiliriz, nasıl bunları daha pratik hale getirebiliriz o dönemden bugüne gelmiş olanları edip kullanabiliriz. Bunları anlatıyorum. Mesela burada dua tasları var, çok ilginç. Bakın, akrep sokması, zehirli hayvan, mesela işte aslandan, kaplandan yaklaşmasın diye bu dua taslarını yapıp bunlardan su içiyorlar. Hatta bu işte Süleyman mührü sembolü Müthiş var. Çok güzel. ya. Bakar Çok güzel. mısın? Kadim, kadim içtiği bardağı Çok. bile korunmak Çok. için yapıyor. Yani biz İçine koyduğumuz su bile şifalı hani. hadi bunun üstünde çiçek resmi var. Hadi tamam iyi. Güzel Yani tabii. neler var neler çiziyorlar. Yok Bafomet'in resimleri mi yok üstünde. Evet. Yani Satan resimleri mi yok üstünde. Geçenlerde bir yerde ikram edildi Burcu. Dedim ya şey çok özür diliyorum yani. Gerçekten dedim hani her tür ikramı kabul eden bir insanım. Fakat bardağımı dedim hani değiştirebilir miyiz? Tamam dediler. Çok özür diledim o arada. Dedim ama bu suyu dedim benim bardağıma dökmeyin. Yani bu suyu istemiyorum. Tabii. Artık o su da onun Büyü enerjisini yani aldı. artık o su değil. Sonra da 5 dakika özür dileyip anlattım. Dedim bu yani bu suyu toksin hale getiriyor, Tabii. toksik hale getiriyor, zararlı bir zehirli bir su haline getiriyor. Anlattım. Artık böyle şaşırmış bir şekilde bakıyorlardı. Muhtemelen bu herhalde normal değil dediler. Ama ben o suyu içmedim. Çok iyi yapmışsınız. Ya ama Devam. bunu Yani zaten biz Batı düşün, çok iyi biliyor. Kadim neler yapıyor? Burcum şu tası bir daha gösterir misin? Kadim neler yapıyor? Tabii Biz ki. ne yapıyoruz yani? Biz Bafometli bardaktan su içiyoruz. Ha, bak, onu da bize yaptırıyorlar. Bakınız. Selçuklu dönemine ait. Bakın içerisinde yılan sembolü, sembollere çok dikkat edin. Sadece bu da değil bakın. Burada bambaşka. Hani sizin o Davut yıldızı zannettiğiniz sembolü ben size İsrail bayrağında var diye kırılan sembolü ben göstereyim. Burada Selçuklu Bak, nasıl taslar içerisinde kullanmış. bunu tut Burcu çekme. Evet. Canlarım bak yukarıdan yukarısı dar altı genişliyor. Bu ilahi boyuttan aldığını dualiteye dağıtıyor. Bakın yani yeryüzüne dağıtıyor. Tersi de yeryüzünden bakın yeryüzünden topladığını ilahi boyutla birleştiriyor. Bir kararlılık var. Burada bir Değil mi? iletişim var. Bir Netlik. de 4 tane yanda böyle şey görüyorsunuz, üçgen görüyorsunuz. Hava, toprak, su ve ateş elementlerini sembolize ediyor. Bu Lemurya bayraklarından, Mu bayraklarından bir tanesidir. Hava, toprak, su, ateş. Bakın 4 tane. İki bu taraftaki, iki bu taraftaki sivri uç 4 elementi ifade ediyor. Evet, Evet, güzelce. bak burada mesela bir tane daha tas göstereyim. Yıldız sembolleri. Bunların hepsi dua tası, dilek tası, niyet tası. Bunlar hep Selçuklu'da Bak kullanılan taslar. Daha ortada da önce bir denemeler. mandala var. Görüyor Evet. musun? Mandala var. Zaten mandala dediğimiz şey bizim bu tılsımın uzak doğudaki versiyonu. Onlar da Evet. şifa niyetli kullanılıyor. Her Evet. birinin ilahi sistemde bir karşılığı var. Bizler bazen çok şey yapıyoruz ya. O kadar da olur mu ya? Saçmalıyorsunuz ya. Bana da yazıyorlar böyle. Ama bunu Batı çok güzel kullanıyor. Televizyonda size bütün teşhir edilen şeyler büyü. Bunların her birinin bir tılsım Evet. enerjisi var. Baktığımız, ya bakın çocuklar ne halde bir dikkat edin. Çocuklarımıza dikkat edin. Ben öğretmenim. Ben size kendimden örnek vereceğim. Benim 14 yaşındaki öğrencilerim yarısından çoğu antidepresan kullanıyor. Sizce neden? Neden yani hani çünkü tam televizyona, tam sosyal medyaya maruz kaldıkları bir dönemde büyüdü bu çocuklar. Bunların tek bir etkisi var mı sizce? Çok etkisi var. Ve bu zannettiğimiz gibi çocuklar artık böyle aile kavramı istemeyen, kendi annesine babasına dahi yani artık böyle uç durumdalar yani hani saygı duymayan ciddi anlamda şimdi bir 20-30 sene öncesine gittiğimizde bizden çok farklı bir kuşak çıkıyor ortaya ve büyülenmiş bir şey halindeler. O onların arzu ettiği sisteme ciddi anlamda uyabilecek hazır bir nesil yetişiyor. Ve bunu sembollerle yapıyorlar. Neden bas bas çıkıyor bu semboller? Bunların her birinin bir enerji aktif etme durumu var. O yüzden gelin biz doğru enerjileri aktif edelim çocuklara. Bunları bilelim, bunların farkında olalım. Çocuklarımıza da kullanalım. Biz Harikasın. kendi sembollerimizi kullanalım. Biz neden işte uzak doğudaki, şey pardon Avrupa'daki, Amerika'daki o batının sembollerine. Ya öğrencilerim benim ben sanat okulundayım. Haç sembolü mesela. O sembolleri daha çok kullanıyorlar. Ondan daha çok keyif alıyorlar. Bir özentilik durumda var. Ama bu
doğru bir çerçeveden anlatabileceğimiz bir kaynak yok. Öğrenebilecekleri bir nokta da yok. Aileler de bu konuda belki birazcık daha bilmediklerinden, bilinçli olmadıklarından kaynaklanıyor. Bu yüzden doğru semboller, doğru niyetler kullanalım ve üzerimize taşıdığımız tişörtlerimizde bile ya herhangi bir alıyoruz bir markanın tişörtü, değişik değişik ne olduğunu bilmediğin sembol ama o senin beyninde, şuur altında hangi enerjiyi aktive ediyor? Mesela sen onu bilmiyorsun. Bilmediğin için de hayatında bir şeyler iyi gitmiyor. İnanır mısın? Son bir yıldır antidepresan kullanımı 10 milyon kutuymuş Türkiye'de. Yani Vay, mental inanılmaz. sağlığımız, bozuyor. Dikkat eder misiniz? Köydeki, şu an ben hani eşimin köyündeyim. Çocuğum bugün bana şey diyor, anne ne olur buradan gitmeyelim diyor. Köyde bahçeye çıktı, ne aklına telefon geldi. Çok daha normal bir şeye döndü, ruh sağlığına döndü. Köydeki insanın depresyon problemi yok. Ben bakıyorum etrafımı, gözlemliyorum. Köyde yaşayan insanın depresyon Tabii. problemi yok. Şehir hayatı, sosyal medya, televizyonlar bizi ciddi anlamda o büyü dediğimiz, sihir dediğimiz tılsımın etkisi altına aldı ve bizi daha kolay kullanılabilir hale getirdi. Yani daha kolay kötü enerjileri aktif olan hale çekinmemize sebep oldu. Bu da bence işin çok tehlikeli kısmı. Biraz farkındalığımızı yükseltmek lazım. Evimizde kullandığımız sembollerin bile çok manası var. Bakın o sizin evinizde neyi, hangi enerjiyi aktif ediyor? Ben çok önemsiyorum. Mesela mutfakta atıyorum. Mutfak bizim üretim yerimizdir. Mukaddes Hanımcığım. Ya üretim yaptığımız yer ateş enerjisiyle de bağlantılıdır mutfak. Aynı zamanda böyle hani akan kokan bir şey israfı gösterir. Yani hani sürekli giden bir paran olur. Ürettiğin şeyin bereketi olmaz, üretemezsin. Eğer yaptığın yemeği yemiyorsan, bitirmiyorsan başladığın işi de bitirmiyorsundur. Ben onu gözlemlerim. Yani mutfakta o yemekler kalıyorsa sen bir sürü işe başlıyorsun, devamını getirmiyorsun. Kendi aslında potansiyelini ziyan ediyorsun, bunu gösterir. Her şeyin bir sembolü var. Bunlar da tılsım aslında. Çok böyle ardına şey anlam Süpersin. yüklememek lazım. Ya da banyoda mesela akan kokan damlatan bir şey senin giderlerini gösterir. Yani hani umurunda olmayan küçük küçük cebinden kesilen giderler. Paranın bereketinde olmaya imkanı yok. Yatak odası. Orada kullandığın bir kuş sembolünden tut da orada kullandığın bir hani her bir şeyin senin şuur altına gönderdiği bir mesajı var. Bu yüzden bunları çok önemsemek lazım. Hani tuttuğun evin işte kapı numarasından tut da evinde işte akan çatın akıyordur. Dışarının enerjisini çok alıyorsundur. Yani bir bak bir artık böyle biraz şey yapmamız lazım. Bilinç seviyemizi yükseltip hayatımızdaki her şeyi ya bu bana ne mesaj vermeye çalışıyor? Kapının girişi, yani evin giriş kapısının ya da iş yerinin giriş kapısının mesela doğuya bakması lazım. Güneşin doğduğu Evet. yere doğru dış kapının. Yani hakikaten bunlar çok şeyde, Çok. bunlar uzak doğu kadim, yani Tibet'e baktığında o da öyle söylüyor. Mesela Tibet diyor Hepsi ki aynı kapı şeyden doğuya bahsediyor. doğru bakmalı. Güneşin ve güneşin giriş saatinde kapıyı açmalısın diyor. Değil mi? O Yani enerji, o güneş, bereket içeri girecek. tabii. Ya da işte bir satış yeri olduğunda bir kasanın kuzeye bakması lazım diyor. Bunları ben demiyorum, kadim diyor. Tabii. Kasa kuzeye doğru konduğunda bolluğu, bereketi olur diyor. Yani bütün bunlar sembollerdir, rakamlar. Adam Ve her biri tılsım aslında. 911, 11'ler, 101'ler, şey var, mağaza var yani. Değil mi? Dikkat eder, Bilinmez değil mi? negatif anlamda. Boşuna değil. Boşuna değil. Tabii tabii 13'ün bile bir anlamı var. Hepsi Değil mi? O sembol. sayıyı onlar kullanıyor. Yani onun enerjisini bildiği için kullanıyor. Mesela 40 rakamı en büyük rakamdır. Böyle 41 bir üstüdür mesela. 41 kere maşallah. Hayır. Boşuna söylenmez. Bunun şeyde de çok batini şekilde de çok karşılığı vardır aslında. Yani pozitif enerjiyi, mücadeleyi temsil eder 41 rakamı ve şeydir böyle cinsel kuvvetler olduğu anlamına gelir. Buna inanılır. O yüzden 41 kere maşallah denir. Yani pozitif enerji ve mücadeleyi sembolize eder. Ya her bir rakamın bir enerjisel alanı var ve onu aslında bu tarz işte kabalacı gelenekten tut da işte bazı böyle Öyle hani bir söylemeyeyim de kullanıyorlar ki. öyle bir kullanıyorlar ki biz işte böyle şey bakıyoruz hani küçük görüyoruz. Hani bu da bizim kendi bence özgüvensizliğimizden kaynaklanıyor. Oysa ki hani pergel misali diyorum ben hep. Bir ayağımızı kendi özümüze, kendi kültürümüze o pergelin sabit ayağını, bunu Mevlana'nın metaforu. Diğer ayağımızda bütün dünyayı seyir sefer edecek şekilde dayayacağız. O yüzden önce bir kendi kültürümüzü, bizim kültürümüze ne yapmışlar, nasıl kullanmışlar bunlara bakalım. Sonra bir de diğer kültürlere bir bakalım. Onlar ne yapmış, onlar bunu nasıl kullanmış. O tarafa da açık olalım ama bu tarafa da sağlam bir şekilde ayağımızı dayayıp küçük görmeyelim. İşte bu diyor mu sosyal medya vesilesi benim de çok hani
birazcık şeye uğradığım, kötü yorumlara uğradığım bir alan ama çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu evle alakalı şunu da söyleyeceğim ben. Yeni Beypazarı'ndan geldim, ailem orada benim. Beypazarı'ndaki evler, bu klasik Osmanlı evlerinde şey var. Hiçbir evin güneşi bir evin güneşini, diğer evin güneşini engellemeyecek şekilde yapıyor. Hepsi güneş görüyor. Her biri öyle bir yerleştirmişler Şu ki. erdeme bak ya. Tabii ki hiçbir evin güneşi bir diğer evin güneşini asla engellemiyor. Yüksek bir tepeye çıkıp baktığımda mesela bütün evler güneş görür. Komşuluk hakkı vardır. Yani bu çok önemsenir. Çok kıymet verilmiş buna. Ve o kadar minimalist bir şekilde dizayn edilmiş ki klasik bu Osmanlı evleri. Çok büyük. Selçuklu da öyle. Çok büyük sadelik vardır. Çok büyük. Yani böyle şeyler, pencerenin önüne dizilmiş sedirler vardır. O alan alabildiğine boştur. Ve bunu bas bas artık, yani hani modern işte ilimde sürekli bağırıyor. Minimalist yaşam, sade yaşam, yok işte yemekten, içmekten, hani oruç tutuyoruz. Şimdi daha farklı bir versiyonu oldu. Bunu modernize ettik. İşte minimalist yaşam dedik. Zaten dön bak atalarına. Onlar bunu çok uzun zaman önce keşfetmişler. Minimalist yaşam sistemini. Yani iki öğün yemek yiyorlar. Üçüncü öğün yemek kavramı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sanayi devriminden sonra bakıyor işçiler çok verimli çalışıyor. Üçüncü öğünde verdiğimizde. Biz bu üçüncü öğünü de ekleyelim diyorlar. Osmanlı'da öyle bir şey yok ki, kahvaltı götürür işte, güzel bir paça çorbası, işte bu tarz bir tarhana çorbası sabah yeniyor, akşam da bir güzel hani yemeklerini yiyip yatıyorlar, hava kararır kararmaz. Evleri aynı şekilde, muazzam bir sadelik var evlerde. Gezen varsa bilir yani, hani içine girdiğinizde sizi ferah hissettirir. Maketler vardır böyle bir. En fazla süsü o maketlerin üstündeki Evet. dantellerdir. Nakışlardır. Başka bir süsü Ya yoktur ellerin. tabii, ve şey böyle hani çok güzel süs varsa da güzel süstür yani. Tavana bir bakarsanız muazzam bir erişçiyle Ha, ahşap görürsünüz. dokuması Ahşaplar vardır. vardır. Ama şeydir böyle, bizim gibi sürekli tüketen tüket al al, yani hani o şeyi sadeliği bir mahrumiyet göstergesi olarak gördüğümüz için o tüketim girdabından çıkamıyoruz. Gerçekten öyle. Oysa öyle değil. Hani sadelik en büyük zenginliktir diyor Leonardo da Vinci. Öyle. Biz hani orayı bir türlü aşamadığımız için hani bu Orta Doğu kültürünün, maalesef Batı kültürünün bize sattığı o lüks işte markalar, amblemler, oradan bir türlü çıkamıyoruz. Oysa özümüzde böyle bir kültür yok. Bu şekilde bir ihtişam, şatafat yok. Güzel satılmış. Hatta şey, numaroloji diyoruz ya günümüzde. Onun daha eski dönemde Selçuklu'da, Arap coğrafyasında Ebced dediğimiz bir hesaplama sistemi var. Yani numaroloji dediğimiz şey esasında Evet. ebceddi. Ve şeydir yani böyle ebced hesabı, yani harf, rakam, kelime, esma, ayet ve sureleri belli bir düzene göre aslında karelerin içerisine yazarak yani batıni manalar üreten tılsım türüdür. Yani bir nevi şifreleme sistemi, bir nevi şifa, işte bolluk, bereket, zenginlik, aklınıza ne geliyorsa niyetle ilgili bunu aktive eden bir enerjiydi. Ve her insanın da bir ebced değeri olduğuna inanılır. O onun şeyidir. Anahtar gibi yani, hani her insanın ismine hazırlanır. Yani her kişiye özel hazırlanmalıdır zaten. Böyle bir hani şey var ya, işte şu şu rakamı yazdığında her insan da aynı etkiyi yapmaz. Senin isminin bir değeri var ve arzu ettiğin niyetin de bir değeri var. Onu şifreleme sistemi gibi yaptığında o zaman sen o enerjiyi aktif ediyorsun. Dediğim gibi yani her şeyin bir ince işçiliği var. Bunun da bir ince işçiliği var. Bunu bulmuşlar. Selçuklu kitabelerinde falan da çok kullanılır bu ebced hesabı. Bunu sadece bilen okuyanlar biliyor. Çünkü düşman askeri geldiğinde falan mesela işte şifreleme sistemi olarak kullanmışlar kendi aralarında. Şu şu tarihte şurada olunacak, şöyle olunacak gibi. Mesela onu bilmeyen kimse okuyamaz. Ebced de mesela bizim için çok kutsal bir değerdir. O yüzden ben onu çok önemserim. Dua ve niyet ederken de hastalıkları iyileştirmek için de açıkçası çok kullanılır. Kısaca aslında böyle şey, halife isimleri yazılır. Hatta şeyden bahsedeceğim. Şemsül Marif diye bir kitap var. Hiç duydunuz mu? Belki duymuşsunuzdur. Bu bir dönem, Evet. evet. Yani şeye kaçırılmaya çalışılıyordu. Amerika'ya galiba. Çok peşine Evet. düşmüştü bunun, bu kitabın. Evet. Bizimkiler de çok Ve böyle kıymetini vermediler. vermediler ona. Çok Yani bir kıymetli. kısmını alıp da verdiler diye biliyorum. Hepsi verilmedi. Hatta Çünkü yok orada edildi yani onlar Burcum. genel Yani bizde kültür de değildi. kayıtları yok. Çok özel bir kitap olduğunu, aynı bu şekilde tılsım
Yani şey gibi düşünün ya, hani Osmanlı kullanıyor ya böyle. Osmanlı en parlak döneminde kullanmışlar zaten bu o dönemlere ait çok ciddi bilgiler ve mesela Davetname diye bir kitap var. Hurufilik var mesela. Fatih bir dönem Fatih Sultan Mehmet hurufiyle çok kafayı takıyor. Sonra bunun işte fark ediyorlar, etrafında çok tehlikeli bir hal alır diye korkuyorlar. Hurufileri komple kafasını kesiyorlar. Hurufilik de Mevlevilik gibi bir tarikat ama bu tarz ilimleri böyle biraz artık nirvanasına ulaşmış. Çok da böyle tehlikeli hale gelebilecek bir boyuta ulaştığı için mesela hurufileri komple katliam, Anladım. özellikle Edirne'de ciddi bir hurufilere katliam yapılıyor. Fatih dönemi, Fatih de çok itibar ediyor ama sonrasında bunun nelere mal olabileceğini, ülke için çok tehlikeli bir hale gelebileceğini düşündüğü için ciddi anlamda bir katliam yaşanıyor Osmanlı'da bununla ilgili. Bu Şems-i Maarif eseri de inanın bana şu an dünyanın en büyük gücü olabilecek bir ülke, dünya, bütün sistemi yönetebilecek çok gizemli sırlar var, tılsımlar var. Bu çok, ismini hatırlamıyorum ama bir kişi bunun çok önemli bir eser olduğunu fark ediyor. Asla verilmemesi gerektiğini söylüyor. Onun sayesinde biz bu eseri kurtarıyoruz. Yoksa Evet. şu an bilemiyorum, Amerika'nın elinde olsaydı çok 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 tehlikeli bir Yine hale gelebilirdi. gönderdik, yine gönderdik biz onu. Benim bildiğim kadarıyla, Evet. şurayı açayım biraz bilgi alalım. Benim bildiğim kadarıyla biz onu Ramazan Hoca ile de konuştuk. Yine gönderdik Hı. biz onu. Fakat o bölümlerini aldık Burcum. Yani alıp yok etmişler. O büyü yapılabilecek bölümleri yok etmişler. Ve maalesef ki ben dedim ki, hatta o süreçte ilk bunu yıllar önce öğrendiğimde, inşallah bizdedir o bilgiler dedim. İnşallah. Maalesef Genelkurmaylıkta bizdedir. olduğunu duymuştum ben. Şimdi ben de mesela akademik çalışma yaparken, şimdi yüksek lisans tezimi bu alanlar üzerine çalışıyorum. Çok zor ulaşıyorsun yani, hani kolay kolay hiç kimseye o bilgileri vermiyorlar. Benim çok ilgimi çeken, çok keyif aldığım konular ama kolay ulaşılamıyor. Belli bir noktaya kadar gidebiliyorsun. Belli bir noktadan sonra kesinlikle açılmıyor bilgi. Bazen de iyi oluyor bence. Tehlikeli ya, şey olabiliyor yani. Bazen zarar verebilecek insanların eline geçebiliyor. Hatta şeyi çok seviyorum ben. Osmanlı'da ve Selçuklu'da şey var. Vakıf arazisi, mesela biri vakıf arazisi bağışladı diyelim. Kayseri'de vardı. 500 yıl önce hastane olarak bağışlamış o arazi ve vakfiye dediğimiz bir kitabesi gibi bir şey olur o arazinin. En sonunda da beddua kısmı olur. Şimdi ben mesela bir yer bağışladım, arsam var. Ben buraya hastane yapılması için bağışladım diyelim. Ve ben oraya hastane dışında hiçbir şey yapamıyorum. 1.000 yılda geçse, 1.500 yılda geçse orası o şekilde vakfedildiyse oraya o şekilde yapılmalı. O yüzden bu vakfiye kısmında en sonunda beddua olur. Bunu şey dışında, işte hastane dışında kullanılan, işte Allah şu şekilde musibet, şu şekilde başına kötülük getirsin gibi bir böyle şey kısmı olur. Beddua kısmı olur. Her vakfiyede olur bu. Ben de hep şey diyorum yani, bu bilgileri astrolojide olsun ne öğretiyorsam, beddua değil asla ama bu bilgileri gerçekten doğru ve iyi şekilde kullanacakların eline geçmesi niyetiyle her bilgimde, her verdiğim eğitimde bunu bir yazarım. O vakfiyeden esinlendiğim için yazarım. Önemserim de bunu. Bu sebeple de yani hani bu bilgilerin gerçekten Rabbim ilim, irfan versin, insanlara katkı sağlasın diye kullanacak insanların eline geçmesin, nasip etsin. Çünkü şey, kötü insanların elinde çok tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Hatta Atatürk'ün de tılsımlı gömleği var genelkurmaylıkta. Buna çok şaşırmıştım, Atatürk'ün tılsımlı gömleği olmasına. Hani çok böyle Atatürk'ün ilgilenebileceğini düşünmezdim ama Atatürk'ün tılsımlı gömleğinin o genelkurmaylıkta olduğunu duyunca çok şaşırmıştım. Birçok insanın var yani Atatürk'ün de bir tılsımlı gömleği Vay canına. varmış. Evet Hiç evet. duymamıştım. Evet, ben de buna çok şaşırmıştım. Uyumayan çocuklara mesela 7 uyurlar duasını takkelerine yazıp mesela yatırırlarmış Osmanlı'da, uykusu bol olsun diye. O eskiden takılırdı böyle çocukların uykuda kafasına. Onu kullanmışlar mesela. Çok güzel şeyler var. İşte Fetih Suresi, İhlas Suresi, Nas Suresi, onların her birinin bir manası var işte. Ve şeye çok şaşırmıştım. Süleyman Mührü çok kullanılır. Süleyman Mührü Anadolu'da çok sevilir. Aslında böyle Süleyman Peygamber'in hayvanlarla olan iletişimi biliniyor ya. Özellikle hayvan sokması, işte zehirli hayvan, işte yılan yaklaşmasın diye Süleyman Mührü'nü bütün çocukların üzerine kullanırlarmış. Bir hani sembol şeklinde çocukları sokmasın, ısırmasın, hani zehirli hayvan yaklaşmasın diye bu Süleyman Mührü'nü bol bol kullanmışlar. Çok güzel bilgiler ya. Hani insan okudukça bu
kadim dönemde ne kadar güzel şeyleri, enerjileri aktif etmek istediklerini görüyorsunuz. Bu da burada kullanılan şeyler. Ama dediğim gibi genelde böyle hani özellikle nazardır, kötü enerjidir. Çocukların daha fazla ihtiyacı oluyor. Bence dediğim gibi her insan bir bu noktada bir tılsım hazırlamalı. Hani benim de var, sayfamda da bulabilirler. Nasıl hazırlanacağına dair. Çocuklar çünkü enerji alanı daha şey, koruma alanı daha düşüktür. Şimdi biz yetişkiniz, biz kendimizi, auramızı, enerji alanımızı biraz daha koruyabiliyoruz. Ama çocuklarda şey yoktur. Mesela siz bana kötü bir şey söylediniz, ben şunu idrak edebilirim. Ya bu benimle ilgili bir problem değil, bu karşımdakiyle ilgili. Onu bana atmaya Evet. çalışıyor ama ben o değilim de kesebilirim o enerjiyi. Ama çocuklar nasıl biliyor musunuz? Çocuğa hani sen şöylesin dedin ona inanır çocuk. Ben öyleyim der. Kendini koruyamaz çocuk. Yani hani mesela çocuklarda çok böyle zorbalık falan oluyor. Bazen çok sık hakaret. Hani şu an akran zorbalığı oluyor. Hatta böyle şeydir mesela bir çocuğa baban nereye gitti? Bana işte oyuncak almak için para kazanmaya gitti. O öyle düşünür. Çocuk tamamen ben merkezlidir. Bence herkes çocuğuna bir koruma tılsımı hazırlasın. Ben bunu çok önemsiyorum özellikle çocuklarla ilgili. Yani şifa bulmak için, para için, mutluluk için, evlenmek için, çocuk sahibi olmak için kadim dönemlerde kullanılmış. Bence günümüzde de ben kullanıyorum. Mucizeler yarattığında görüyorum insanların hayatında. Kesinlikle de tavsiye ediyorum dinleyen herkese. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Vay Eğer sizin canına. Tabii sorular alalım, devam edelim. tahliye Şimdi alabiliriz. peki bu tılsımları nasıl hazırlayacaklar insanlar? Bir kere Hı-hı. senin sayfanı bir takip etsinler. Bir sayfayı takip edin lütfen. Evet. Şöyle Mesela çok güzel bir soru gelmiş. Göksel evlilikte bağ kurulan ruhsal varlıklar değişir mi? Yine bu güçler, yani göksel evlilikte şamanın güçleri nasıl belirlenir? Her şaman aynı mı diye sormuşlar. tabii ki Evet. değildir. Tabii ki değildir. Yani mesela ben şeyi önemsiyorum. Kişinin bu tarz şeylerinde doğum haritasına bakıp ya bazı insanlar onun için geliyor. Mesela sizin haritanıza baktığımda da çok şaşırmıştım. Ve çok şaşırdım bazı haritalar oluyor. O iş için yaratılıyor. Onlar böyle bu dünyayla uyum sağlamak da zaten çok zorlanıyor. İnanın bak şunu söyleyeceğim. Bağımlı olan kişiler böyle çok yoğun bağımlılık işte alkol, uyuşturucu aşırı ruhsal insanlar. Şaşırabilirsiniz. Çünkü bu dünyaya, buraya, maddi hayata uyumlanmakta çok zorlanıyor bu insanlar. Evet. Yani bunu da kuramadığı için, kendine de bu noktada rehber bulamadığı için kaçmak için beynini uyuşturuyor. Çünkü burası onlar için çok zorlayıcı. Bu dünya, bu dünyanın gerçeklikleri. Bu tarz bir insan gördüğünde daha bir böyle şey yaklaşıyorum. Daha bir dikkatli, daha bir özenli yaklaşıyorum. Bana göre daha özel insanlar geliyorlar. İlginç gelebilir size ama yani doğum haritalarına baktığımda bunu çok çok spiritüel, çok ruhsal insanlar bu insanlar. Ama ne yazık ki bazen bu yola girmekte zorlanıyorlar ya da bazen hayat onları bu yola sokmak için de bu yoğun zorluğu da verip sonrasında bu tarafa dönüştürebiliyor. Şey olabiliyor mesela doğum haritasında görüyorum bazı insanlar mentora ihtiyaç duyuyor. Yani kendi başına yolun yönünü bulmakta zorlanabiliyor bazı insanlar. Yani bu noktada şey daha böyle şey yapıyorum hani doğru bir yönlendirme senin hani ruhun bu tarafa arzu ediyor. O yüzden sen bu yaşamda bu kadar zorlanıyorsun. Zımpara kağıdı gibi birazcık da mukaddes hanım. Hayat böyle parlatıyor bizi yaşadığımız zorluklarla zımpara ederek. Bazı insanlar da bu şekilde oluyor. Bu tür bağımlılıkta ne yapmalı? Genelde dediğim gibi Evet. bağımlı insanlar spiritüel insanlar. Ya yani ben hep aksini görmedim. Bilmiyorum mukaddes hanımın da tecrübesi çoktur bu konuda. Siz Ke ne düşünüyorsunuz? kesin kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani bağımlı olanlar aslında demin de söylediğin gibi genelde kök çakrada çok fazla çalışmayan, çok fazla bu dünyaya ait hissetmeyen. Ama mesela benim kitap okuma bağımlılığım. Yani bağımlılık da farklı. Günümün 20 saatini kitap okumakla geçirirdim. Çünkü bu dünyaya ait değildim. Benim de yani buraya çık bunları yani bunları yapana kadar çok ciddi bir eğitim sürecinden geçtim. Yani bunu sonradan anlıyorum, şimdi eğitim süreci diyorum. Hala ama bir mağarada yaşıyorum. Yani ben mağarada yaşayan bir insanım. Hani burada çok sosyal hayatı olan bir insanmış gibi görünüyorum, ya da bulunduğum yerde yüz binlerce hastam vardı. Yani birebir ciltleriyle uğraşırdım. İsimlerini bilmezdim. Özel ilişkim hiç olmazdı. Profesyonel hayatımdan eve geldiğimde mağarada
Hakikaten mağarada yaşıyorum. Hiçbir tek bir gram gün ışığının girmediği bir modern bir mağarada yaşıyorum. Şaka yapmıyorum. Bağımlılıkları vardır. Yani benim bağımlılığımı da konuşmuştuk o zaman. Kitap okumaktı ve kapanmaktı yani. Hayatım öyle geçti çünkü. Yani şöyle aslında haritamda bildiğim için yani bu dünyaya uyumlanmakta zorlanır Muğla insanı. Şeydir, bu dünyadaki görevimi bir an önce bitireyim gideyim. Hani neyse görevimi yapayım, tamamlayayım, gideyim düşüncesi oluyor genelde o aralıkta doğan insanlar. Yani şöyle epilepsi hastalığı için şöyle şifalanıyor şeklinde yapacağız. İsmini yazacağız. Ve o isme işte Ayşe şifalanıyor. Bu arada çok kısa bir şekilde YouTube'da da var hani tılsım hazırlama. Katılmak isteyenler için eğitimim de var. Orada da çok detaylı bir şekilde def ve tılsım nasıl hazırlanır, nasıl hazırlanmalı. Orada detaylarından da bahsediyorum. Birazcık uzun bir şey. Burada göstermem çok böyle açık anlaşılır olmayabilir. Bir de gerçekten hani niyet eden, niyeti olanlar buyursun gelsin. Vardır bir hayrı. Orada birebir de çalışalım istiyorum açıkçası. Onun dışında soru. Evet. Kaygı ve vesveseyle ilgili mesela tılsım Evet. hazırlanabiliyor mu? Tabii. Yani onunla da tabii ki kaygı, evham, vesvese. Birazcık böyle kaygı, vesvese şeyle de alakalı. Hayata ve akışa güvenememe. Biraz daha böyle yaratıcıyla o bağı güçlendirememekten. Hani insanın manevi ve ruhsal bağı güçlü olunca kaygı, vesvese düşüyor aslında, değil mi? Mukaddes Hanım. Yani kaygı ve vesvese birazcık daha ilahi sisteme, işte Allah'a güvendiğin zaman biraz daha azalıyor. Bunun çok boyutu var aslında ama hani biraz maneviyatı güçlendirip birazcık da böyle hani korunma, vesvese de belki böyle korunmayla ilgili de bir şey vardır. Onu korunma tılsımı yapması lazım o kişinin. Sesim kısık mı geliyor? Benim sesim çok yüksek değildir açıkçası. Ben birazcık yükselteyim. Evet, savaşlarda da tılsımlı gömlekler giyiyorlar. İşte Fetih Suresi'nden tutun da bunların hepsini oraya ayetel kürsü korunmak için yapıyorlar. Tılsım hazırlama diyor mesela şeyde İslam'da diyor var mıdır diyor bir kardeşimiz. Tılsım Osmanlı gömleklerinde bakın yani bunlar şeyde var Nereden sarayda bahsettin? var Veysel sarayda. Karani'nin var. Veysel Karani'nin tılsımlı gömleği var. Yunus Emre'nin var Var, bildiğim evet. kadarıyla. Yunus Emre'nin var. Yani şöyle, siz neye niyet ederek, Tılsım ne niyetle başka bir hazır şeydir. Bir kere büyüyle tılsımla karıştırılır ki? büyüyü karıştırıyorlar birbirine. Evet. Tılsım ve büyü birbirinden farklı şeylerdir sevgili canlar. Onu karıştırıyorlar. Negatifte kullanılan bir şey büyüdür. Tabii ki. Yani Kişinin başkasının olsun iradesini. izin olmadan kullanılan bir şey büyüdür. İyi bir şey bile yapsanız kesinlikle büyüdür. İzin Tabii ki. olması gerekir. Yani o zaman dua da bir tılsım. Dua Evet. ederek bir şey mi istiyorsun sen? Yani hani değil mi? Kur'an-ı Kerim'den açıp bir ayet okuyorsun. Bir işte Yasin suresini okuyorsun. Şifalanmak için. Bu da bir tılsım. Farklı şeyler değil bunlar. Evet. İşte Esma okuyorsun. Ne diyorsun? İşte hastalığıma şifa bulayım. Ya sen aslında bir derdine derman olmak istiyorsun. İşte bir nasibini açmak istiyorsun. Bollaştırmak istiyorsun. Evine hayırlı bir şey istiyorsun. Bunu yaparken de bu sembolü kullanırsın. Daha üstüne bir anlam yüklerseniz zaten belki tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Yani şeyi bilmiyorum. Bağ kurulan ruhsal şamanizm o çok bilemediğim bir alan. O yüzden o sorunuzu kusura bakmayın. Her ritüel yeni bir keşif midir demiş. Bence yeni bir keşiftir. Ama her ritüel pozitif bir ritüel değildir. Her şeyin bir ritüeli vardır. Mesela namaz da İslam'ın bir ritüelidir ya da Hristiyanlığın başka bir ritüeli vardır. Dinlerde ve mitolojilerde ve kültürlerde ritüeller vardır ama bunların mesela Kabala'da bir ritüeldir. Yani kabalizmin yaptığı ritüeller de vardır ama hepsi pozitif ritüel anlamına gelmez sevgili Efilya. Evet, yani dediğim gibi çok hani o alanı ritüeller Şifa bilmiyorum. dilemekle tılsım yapmak farklı şeyler değil mi? Tabii ki farklı şeyler. Tabii ki farklı. İkisi birbirine karıştırılmamalı. Şifa dileyebilirsiniz, dua edebilirsiniz. Tabii ki. Tılsım Yani başka bir şey. Tılsım atalarımızın kadimin kullandığı şeyler. Nazar boncuğu bence negatif bir tılsım mesela. Çok da Evet. kullanıldığına ben denk gelmedim açıkçası nazar boncuğuna. Çok moda. Şeyde Her yerde. ama nasıl
nazarın da çok Şimdi boyutu yok. var. Yani nazarın da çok boyutu var. İnsanlar şimdi nazarı çok başka bir boyuta getirdi. Yani şöyle Mukaddes Hanımcığım, bazen de kıskanılmak, yani o nazar boncuğunun arkasında şey de var, üstünlük kompleksi de var. Aman nazar değirir, hemen takayım buraya. Yani üstün olmak, nazar değmesin, kendinin belki çok güzel olduğunu, çok başarılı olduğunu hissetmek için de buraya başka bir şey de enerjiliyor. O öyle bir şey değil. Yani niye nazar değsin ki? Niye değsin? Hani korunma tılsımı yapabilirsiniz. Enerjiniz düşüktür. Bu sizinle ilgilidir. Yani bazen diyorum ya, ben arkadaki niyeti çok önemsiyorum. Bir şeyi yaparken, bir sembolü kullanırken arkadaki niyetiniz ne gerçekten? O çok önemli. Ha gerçekten şeydir böyle. Hemen enerjiniz düşüyordu. Bazı insanlar çok çabuk depresyona girer. Çok çabuk modu düşer. Özgüvenle ilgili problem. Mesela özgüven vakfı yapabilirsiniz. Burada ben size göstermiştim. Sayfamda da olması lazım. Gene de paylaşayım ben. Paylaşalım. İşte duygusal dengeyi, mesela depresyondasınız, duygusal dengenizi düzenleyemiyorsunuz, ay vakfi yapacaksınız. Ay duyguyla alakalı. Bunun astroloji karşıtı da var. Biz kullanıyoruz. Hani ayı çok zayıf yerleşmiş, çok depresif, çok melankolik, çok böyle iç dünyasını zorlamıyor. Ayı güçlendiriyoruz yani. Hani orada ona niyet ediyoruz. Duygusal dengesini güçlendirme. Onu tılsımlıyor, onu mühürlüyor aslında. Bunu sembolize ediyor. Ben duygusal dengemi güçlendireceğim diyor ve artık o niyetle düşünce yapısını da değiştirmeye çalışıyor. İşte Satürn mesela disiplin problemi var. Bir türlü başladı işte istikrar getiremiyor, disipline olamıyor. Biz onu mühürlüyoruz. Oradaki sorun tılsım, onun tılsımını yapıyoruz. Bunlar hep kullanılmış. Dediğim gibi yani hani Fatıma Ana'nın evinin anlamını. Yani Fatıma Ana bereket sembolüdür. Aynı zamanda dayanıklılıktır. Bahsetmiştim açıkçası. Bu manada kullanıyoruz. Yani yayında da bahsettim. Çengelli iğne kullanırken eskiden nazar için. Yani çocuklara yapılabilir belki hani koruma, nazar. Onların enerji alanı çok düşük ama bilmiyorum bizim için çok gerekli mi? Bunlar da şamanik kültürün bizim İslamiyet'e taşıdığımız bir etkisi aslında. Yani Demin onu sormuştu hatta. Şamanik kökeni, şamanizmi sormuştu Filya. Hakikaten şamanizmde de, şamanizmle gelenler de yine Mu'dan falan gelenler. tabii. Eski, yani eskiden gelen. Ama şimdi bak, mitolojilerde de dinler, neden dinler bir sürü kitaptan bahsediliyor, 23 bin tane, bir Değil sürü mi? pardon peygamberden bahsediliyor, Evet. 23-24 bin diye geçer, bu Hı-hı. konuda tutarsızlık var ve bir sürü kitap vardır ama bugüne gelebilen 4 kitap Hı-hı. filan der değiştirilse de. Her seferinde bütün dinler, yani aslında alemlerin Rabbi aynı, alemlerin Rabbi o Kadir-i Mutlak aynı, tek bir tane. Fakat o tek bir tane Kadir-i Mutlak'tan zaman içinde 23 bin tane peygamberle bir sürü kitap geliyor. Neden? Hepsi dejenere olduğu için, bozulduğu için, değişime ve dönüşüme uğradığı için hep yenisi geliyor. Hep yenisi. Ve hatta bir ara kafayı takmıştım. Niye hep Mezopotamya? Çünkü o dönemin medeniyeti Mezopotamya'da, nüfusu Mezopotamya'da. Onun için buraya geliyor. 25-30 yıl bununla uğraşmıştım mesela. Niye oraya Kesinlikle. geliyor? Kafayı takmıştım. Çünkü medeniyet orada, onun için oraya geliyor. Hep Kalabalık Orta orada. Doğu coğrafyası. Evet, onun için oraya geliyor. Mesela şey Evet. var. Bu da mesela şamaniktir. Kırmızı kurdele, lohusa kadınlara. Yani bu neden? Al bastı, al karısı diye şamanik mitolojilerde geçen kötücül bir cin gibi bir enerji var. O kadınlara 40 gün boyunca musallat olduğuna inanılıyor. O musallat olmasına kırmızıyı özellikle sembolik olarak kullanıyor. Biz hala kullanıyoruz. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama aynı şekilde türbe kültürü de şamaniktir. Türbe çok Orta Doğu coğrafyasında yoktur. Türbe bizim atalarımıza çok kıymet verdiğimiz için yaptığımız bir anıtsal bir şeydir. Yani mesela Arap coğrafyası türbeyi çok önemsemez. Mezarı çok önemsemez. Çünkü artık hani ruh önemlidir ve bedenin artık bir manası yoktur. Ruh bu şeyden gittikten sonra, bedenden ayrıldıktan sonra hiçbir şey ifade etmez. Ama bizde öyle değildir. Atalarımıza çok kıymet verdiğimiz için biz çok fazla mesela şey yapmışız. Türbeler, kümbetler, Anadolu coğrafyasında da çok vardı. Mesela padişahların hani şey değil, her türbe gördüğümüzde dua ederiz ya, muhtemelen o birçoğu da şeydir. İşte bir devlet adamıdır. Önemli bir devlet adamının kızıdır. Onun türbesidir. İşte bu dediğim gibi bazen bazı şeylerin kökenini bilmeden inandığımızda ya da itibar ettiğimizde de birazcık sıkıntı oluyor. Tabii ki tılsım hazırlarken de belirli gün, belirli ay çok önemlidir. Büyümesini istediğimiz konularda yeni ay fazında yaparız. Küçülmesini istediğimiz işte belki sağlıkla ilgili kötü bir şey vardır. Ya da kilo vermekle ilgili atıyorum. Ay küçülürken o fazla yaparız. Perşembe günlerinin çok özel bir enerjisi vardır.
o günler yaparız. Yani bu Osmanlı her zaman eşref vaktini önemsemiş. Yani uğurlu gün, uğurlu saat, o enerjiyi önemsemiş. Şuradan örnek vereyim size. Mesela bazen aynı doktora gidersin. Yani 30 kişi gider seni mahvedebilir. O gün onun enerjisi alanı iyi değildir. O gün onun için uygun bir gün değildir. Ya da bir kuaföre gidersin. Her zaman çok iyi işte saçını yapan kuaför o gün mahvedebilir. Çünkü o gün onun enerjisi değildir. Bu işte eşref vakti dediğimiz olay bu noktada çok önemlidir. Günleri bence dikkat etmekte fayda var. Ne yapacağımızla alakalı. Efilya, seninle o konuyu konuşalım, yayın organizasyonu yapalım, göksel cilikle tılsımlar arasındaki ilişkiyi. Şimdi bak, kötü komşudan korunmak için işte bilmem ne. Şimdi bak, burada işin şekli değişiyor bence, değil Ya mi? kime göre kötü, neye göre? O neden senin karşına? Sen oradaki mesajı alman lazım. Niye öyle biriyle sınanıyorsun ki? Yani şey denir, doğrudur da bence insanlar bana kızıyor da aynalık eder insanlar bize. Sen de olmayanı sana Evet. veremez, duygu olarak da veremez. Muhtemelen yani bazı insanlar böyle narsizmle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Örtük narsizm de var. Yani hani şey oluyor, çok kibirli insan seni rahatsız edebiliyor. Yani sen o kadar çok mütevaziliğin şeyini bir kılıf olarak kendi içinde sindirmeye çalışıyorsun ki yani hani korkunç mütevazı görünmeye çalışıyorsun içindeki kibri eritmek için ve o seni rahatsız ettiğinde o sende de var. Yani bir insan yalan söylemiyorsa yalan söyleyen birinden çok rahatsız olmaz aslında. Yani bir insanda başka ne bileyim farklı bir şey yoksa rahatsız olmaz. Yani insanlar bize aynalık eder. Hani kötü komşu iyi komşu o bu. Yani bizim bakış açımızla ilgili diyoruz. Bazen göremiyoruz. Bazen gözümüzün önünde bir perde var. Hani bir söz vardır, kibrinden burnun ucunu görmüyor. Yani göze en yakın organ burun ama ucunu göremezsin. Aynaya bakman lazım. Oradaki aynada kimdir aslında? Komşundur, arkadaşındır, kocandır, çocuğundur. Sana o burnun ucunu gösterir yani. Gözlerin göremez ama karşıdaki aynalık eder görürsün. Aynı şekilde hani nefesin kokar ama burun en yakın ağza organ olmasına rağmen sen o nefes kokunu duyamazsın. Karşıdaki insan rahatsız olur mesela ağız kokundan değil mi? Sen aslında o ağız kokunu duysan sen konuşmak istemezsin. Hani bazı insanlar da çok yoğun olur. Yani orada işte bazen insanın o içgörü çok kolay bir şey değildir. İnsanın kendini görmesi çok kolay bir şey değildir. Dediğim gibi yani kötü komşu kime göre, neye göre acaba? Ona sorduğunda o nasıl bakıyor bu olaya? Ya da sen neyle imtihan ediliyorsun acaba? Hangi sendeki bir şeyle sınanıyorsun? O çok mühim bir konu. Dediğiniz gibi mukaddes hanımcığım. Bir Müthiş. şey değil. Ama şey yapıyorlar mesela. Karşı tarafın kötü enerjisini almamak için bazen kapının dışına küçük bir ayna takma, yansıtır ya ayna. Hani almaz, yansıtır direkt. Onu da böyle önerenler var. Ayna koyduğumuzda ayna bizi Shui ses... dedi, değil mi? Feng Shui de bir şekilde. Şuyu da Onlar da kullanılıyor. tılsım yani. Onlar da Tılsım. tılsımlı gömlekler Aynen. gibi. Biz tılsım deyince sadece yazılan, çizilen bir şey zannediyoruz. Hiç değil aslında. Vefle karıştırılıyor. Yani o başka bir şey. Yani bunların hepsi tılsımdır aslında. Yani aynanın işte yatak odasına konması, konmaması Konmaması. hikayesi, aynanın konacağı yer hikayesi. Yani bütün bunlar ocak mesela mutfakta köşede olması Evet. lazım. Ocak da onun için ne derler? Baba ocağı derler. Yani mutfakta köşede olması lazım ocağın ve ortalıkta, şimdi ortaya ocak koyuyorlar ya, ortada oluyor şimdi genelde modern evlerde, Amerikan tarzıdır bu, ortada olur ocak. Ocak kapıdan girildiğinde görülmemesi lazım, köşede olması lazım ve mutlaka evde yemek pişirilmese bile o ocağın bir yakılması Evet. lazım, Evet. bir çay pişirilmesi lazım üzerinde. Ne bileyim yani, o ocağın mutlaka kullanılması Yanması lazım. lazım. Ve ocak mutlaka kadın tarafından kullanılması lazım. Kadın ocak başında olması gerekir. Yani ocak başı derken restoranlardan bahsetmiyorum. Adamın işi ocak başıdır. O yapar. O başka bir şey. Yani mutlaka bunların hepsi aslında semboldür. Bunların hepsi tılsımdır. Bolluk Kesinlikle bereket öyle. tılsımıdır mesela. Aynen öyle. Değil mi? Yani bir mesela mutfak dişil enerjidir zaten. Yaratıcılığın sen üretim vardır orada. Eğer sen mutfakta hiçbir şey yapmıyorsun, o ateşi yapmıyorsun, o evde üretim kazanç durur yani hani büyük bir üretim olsa ya olsa da bereketi olmaz. Bak
Para kazanmak başka, bereket başka bir şey. Yani bakıyorum mesela bazı insanlara çok küçük parayla her şeyini yapıyorlar. Ya tatiline de gidiyor, yiyor, içiyor, geziyor, birikim de yapıyor. Bazısına bakıyorsun evde sürekli bir para akışı var ama hiçbir şekilde o paranın bereketi yok. Yani mutfak berekettir, mutfak yaratıcılıktır. O sebeple ben mutfağı çok önemsiyorum. Dediğiniz gibi bir çay da olsa, bir kahve de olsa, o ateş elementidir zaten hocam. Oranın aktif olması gerekiyor. Ağzınıza sağlık, hani o noktada gerçekten çok güzel bir Mesela noktaya bir değindiniz. tane soru sorayım. Sormuşlar. Hangi tılsım sizin için önemlidir en çok? Hangisini kullanıyorsunuz demişler. İkimiz de ben kendi adıma ben bu mesela kutsal geometri yaşam çiçeğidir. Sonsuzlukla da Çünkü bağlantılı. bu aslında bir portaldır aynı zamanda. Yaşam çiçeği her şeyin özüdür. Kutsal geometridir. Yaratılış sesle birlikte, kün feye künle birlikte sesle, sayılardan sonra bakın rakamlar yani rakamlardan sonra harfler, geometriler, sabiteler ve fiziksel yaratım. Yani fiziksel yaratıma giden yol kutsal geometriden geçer ve kutsal geometri de özüdür. Onun için benim için bu çok çok önemlidir mesela. Ben bunu sürekli olarak kullanırım. Yine benim kendi adıma kullandığım tılsımım, sembolüm, kendi kullandığım, kendi logom olan 8 köşeli üçgendir. 8 Açıklı köşeli çok kullanır mesela bunu. Selçuklu Sekiz köşeli. kullanır. Lemurya bayrağıdır aynı zamanda. Aynı zamanda 8 köşeli üçgen güneşin 8 ışınını temsil eder. İlk defa söylüyorum kendi sembolümü mesela. Çok çok önemli. Senin için hangisidir mesela? Hangisi senin Ben içindir? mesela şey, vefleri çok kullanırım. Jüpiter vefleri çok kullanırım. Çünkü benim için bilgi almak, bilgiyi sunmak çok önemserim. Ve hep o enerjim aktif olsun isterim. Hep böyle her gün yeni bir şey öğrenmeyi çok önemsediğim için. Bir de bunun yanında Merkür vefleri çok kullanırım. Aktarabileyim. Allah'ım diyorum, hani bana bunu aktarabilme, insanlara bu noktada katkı sağlayabilme becerisi var. O yüzden burayı aktif etmek için hem Jüpiter bilgi sürekli aksın. Ve bu bilgiyi de ben insanlara, öğretmen de olduğum için herhalde onun da etkisi. Merkür ve Jüpiter mutlaka kullanırım. Hatta bir süredir böyle bir türlü harekete geçemiyordum eğitim verme konusunda, Mukaddes Hanımcığım. Hep kendimi yetersiz hissediyordum. Biraz daha öğreneyim, biraz daha öğreneyim. 7 yıl oldu, 8 yıl oldu ve hani o bir türlü harekete geçemeyince Mars vekli yaktım. Çok şükür yeni bir işte nakşatra, işte astroloji eğitimi, şimdi tılsım, bu atölyeler açıyorum. Bana bir cesaret geldi onu üzerimde taşıdıktan sonra. Bilmiyorum, benim hayatımda kendi etrafımda da böyle önerdiğim kim varsa çok mucizeler yaşadı. Çok inandığım, çok güvendiğim bir alan. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Sayfada da size de göndereceğim o vefleri. İsteyen arzu eden kullanabilir. Ay canımsın ya. Çok 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 teşekkür ederim. Bu arada tılsım deyince tılsım hem iyi tılsımlar hem de kötü niyetli kullanılan kötü tılsımlar var değil mi? Var var. Yani negatif Evet. tılsımlar da var. Ya bunu sen illa büyü yapmak zorunda Tabii. değilsin ki ya. Hani şunu da bir Lotus sürekli bir insana, çiçeği de bir tılsım yazmış mesela bir kardeşimiz. Kesinlikle doğru. tabii O da ki. bir tılsım. Yani mesela lotus nedir? Nilüfer çiçeğidir aynı zamanda. Karanlık, bulanık sulardan beslenir. Ve suyun üzerinde berrak bir çiçek açar. Dönüşümü sembolize eder. Zorluklarla gelen tertemiz bir açan çiçektir o. Kişinin hayatında bunu sembolize eder. Aslında bazen de zorluğu da kişi hayatına çek edebilir bazen. Zorlana 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 Evet. zorlana berrak bir çiçek açar. Kullandığınız semboller çok önemlidir arkadaşlar. Bence rastgele kullanmayın. Çok dikkat edin. Neye niyet ediyorsanız, ne niyetiyle, yani orada şuur altınızda öyle bir şey var, onu imgeliyorsunuz ve o hayatınıza sürekli aktif oluyor. Mesela işte dört yapraklı yonca nedir? Şanstır. Yani kişinin Evet. şansının sürekli aktif olmasıdır. Bu da bir tılsım. Yani sen insanlara kötü niyetli şeyler de, yani sürekli işte beddua edebilirsin, ah edebilirsin. Büyüde de bu vardır. Büyü yaptığında da beddua da ne var? Döner derler hani. Evet, onu da etkileyebilirsin. Karşıdakinin enerji alanı düşükse o da senden etkilenir ama sana da döner. Yani her yaptığın kötü tılsım, her söylediğin kötü söz mutlaka muhakkak sana döner. O yüzden ben ne diyorum? Her zaman olduğu gibi kendi iyiliğimize, kendi hayrımıza, başkası için yapmayacağız. Çünkü başkasının için iyiliğini düşündüğün şey onun için iyilik de olmayabilir. Sen sadece kendine yapacaksın. Ya bilemezsin, hani mesela bazen oğluna yapıyor evlensin diye. Ya o istemiyor. O istiyorsa kendi yapmalı zaten. Yani o sebeple oğlun dahi olsa, çocuğun dahi olsa bence yapmamalısın. Ben hani orayı kişinin kendi özgür iradesiyle kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum Mukaddes Hanımcığım. Bir
Şimdi eğitimi soracağım da sevgili canlarım, anka kuşu da benim adıma, ben çünkü 30 yılımı sembollerle geçirdim gerçekten Evet. sevgili canlarım. Anka kuşu bana göre, şimdi ben kendi fikrimi söylüyorum, çok güzeldir. Küllerinden doğmayı sembolize eder, fakat buna hazır olmak lazım. Yani hani bu şeylerde de olur ya, bu zikirlerde de öyledir. Yani Allah'ım işte bana sevgi ver, sevgini ver, senin sevgini ver var ya. Yani şimdi senin sevgini verme, Allah sevgisini vermek için belki oradaki etrafında kimseyi bırakmayacak. Tabii. Buna hazır mısın? Onun için Dönüşüyor. çok dikkatli olman lazım o dönüşüme. Şimdi şey de öyledir. Anka kuşu da küllerinden yeniden doğmaktır. Muhteşem bir semboldür. Fakat küllerinden yeniden doğmak için bir ölmek lazım, değil mi önce? Sen Tabii. buna hazır mısın? Oradaki Yanmak lazım. ölmek, oradaki ölmek yanmak, kül olmak. Yani hamdım piştim yandım, o yanmak Evet. o kolay bir şey değil, sen Kül. ona hazır mısın? Onun için anka kuşunu bence sembol olarak da evin içinde ya da Önemli. kolye olarak da ben kendi adıma tavsiye etmiyorum, ama yandın yandın çok, yani küllerinden yeniden doğdunsa o zaman anka kuşunu kullanabilirsin. Peki eğitim ne zaman? Kısmetse tılsım atölyemiz 20 Eylül'de. Hani orada burada sihirli kare tekniği birkaç teknik var özel. Onları sadece eğitime katılanlarda bahsediyorum. Hani hep doğru insanlara niyet ederek o eğitime de öyle bir ben de bir tılsım niyetiyle başladım. Doğru insanlara ulaşsın diye. Kısmetse 20 Eylül'de eğitimimiz var. Katılmak isteyenlere beklerim. Bu semboller siz de hani çok çalışıyorsunuz mukaddes hanım. Gerçekten öyle. Mesela çocuklarla ilgili şeyi çok önemsiyorum. Mesela çocuklara işte kendinizi bir hayvan olarak görseniz ne dediğinizde çocuk mesela direkt hani o kadar neyi düşündüğü, içinde ne olduğunu ortaya koyuyor ki yani tılsımlar kişi hakkında çok bilgi de verir. Yani çünkü bunlar semboldür. Ben insanlara böyle kullandığı sembollere bakarak bile kendini nasıl görüyor, kendini nasıl bir konumlanmada görüyor onu çok rahat anlıyorum. Lotus dövmesi. Bahsetmiştim aslında Lotus'un manasını. Bazen baykuş mesela bilgelikle de alakalıdır genelde. Bilgiyle de alakalıdır. Jüpiter'le de alakalıdır. Ama siz bunu ne manada kullanıyorsunuz? Bir de sembolü de kişiye de özgü olabiliyor bazen. Kişinin Negatifte de vardır. Yani şimdi ki baykuşu. kafatasındaki kemikler cemiyetinin ayinleri baykuşun önünde yapılır mesela. Orada arkada baykuş vardır. Yale Gizem. Üniversitesi'nin ayinlerinde tabii. Orada baykuş vardır. Yani negatifte de kullanılır, şeyde de kullanılır. Hani sizin ne amaçla kullandığınız önemli. Orada da çok güzel söyledin. Tabii. Bir kere sevgili canlarım, Burcu Gündüz lütfen Gül. takip etmeyi unutmayın. Siz lütfen takip edin. Sayfada bütün bilgileri alacaksınız zaten. Her şey var. Onun dışında Burcum, yani Eylül'ün 10'unda falan bana postu, beni etiketlersen biz de onu tekrar hatırlatalım. Teşekkür Yani ederim. unuturlar çünkü, onu tekrar bir hatırlatalım. Canlarımız hiç olmazsa şu tılsımlarla ilgili eğitimleri alsınlar diye düşünüyorum, yani Bir çok farkındalık katkı olur. edinirler kesinlikle öyle Katkı yani olur. kendi hayatlarıyla ilgili işte Vakit parasal bir türlü iş bulurlarsa evet katılsınlar çok bence de. sevinirim yani bir türlü iş konusunda düzen tutturamıyorsa bir türlü işte aşk konusunda ilişki konusunda bence o alanı aktif etmelerinde fayda var. Bazen kötücül enerjilerin de alanına girebiliyor bazı insanlar yani o yüzden hani oluyor yani hiçbir şey yok ama bir türlü bir şeyler rast gitmiyor hayata. O yüzden koruma tılsımı mutlaka yapsınlar kendilerine yani hiçbir şey yapmıyorsa insan bir koruma tılsımı yapsın. Onu ben çok önemsiyorum. Koruma tılsımı hakikaten Çok. önemli. Yani şey de, yani bana göre hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bir kere her zaman söylüyoruz biz. Evet. İşte şeyin, yani Ayetel Kürsü'nün son ayeti hakikaten korumada çok etkilidir. Çok. Burcum, yani Bu da mesela mutlaka terküsü neden evden çıkarken hep bir okurum. O da bir Vela koruma yuhudihu tılsımıdır. sühüma ve velaliyü lazim mesela, çok 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 etkili bir şeydir. Tılsımdır bence. Kesinlikle öyle. Kesinlikle sanırım. Peki dua yetmiyor mu? Neden tılsım? Tabii Tabii ki ki dua da yeter, ama yapabilirsiniz. tılsım yazılı şeydir. Yani dua İmgelemektir. sestir. Tılsım yazılı olandır. İmgelemektir yani aslında. Zaten Yazıldığı tılsımların zaman içerisine daha dua böyle. yazıyorlar. Yani dua yazıyor. Tılsım dediğiniz şey de o. Mesela üçgenin içerisine, değil mi? Dua, tabii. Sonsuzluk. Rızık duası. Yani rızıkla ilgili nasiple esma yazıyor. Yine dua yazıyor. Ya yani burada da bu var.
Hani korunmayla ilgili işte ayetel kürsüyü bazen dediğim gibi mesela burada da hani gösterdim size zaten şey vardı. Cem Sultan'ın gömleğini bir örnek verdim. İçerisinde bir sürü dua var gömleğin zaten. Hani bunlar da korunmak için, muzaffer olmak için savaşlarda her birinde işte dualar var, ayetler var, semboller var. Birçok şeyi kullanmışlar aslında. Yani tabii söylemek ayrı, bir de bunu kağıda netleştirmek, mühürlemek diyoruz zaten. Tılsım demek, mühürlemek demek. Sen oraya mühürlüyorsun aslında bunu. Bu manada kullanılıyor. Canlarım, Burcu Gündüz Şen, takip edin sorularınızı, DM'den kendisine sorun, eğitimleri sorun. Orada sayfada incelediğinizde bir sürü reels videolarını da göreceksiniz, size katkı olacak. Çok teşekkür ediyorum Ben Burcu'm, teşekkür iyi ki ederim. geldin, Büyük hoş mutluluk oldu geldin seni canım gördüğüm benim. için. Sağ olasın bir taneciğim. Geçtiğimiz kapalı olduğu süreçte yapacaktık seninle. Hatta arayayım arayayım derken o süreçte bazı sağlık sorunları Olsun. yaşadım, Geçmiş arayamadım. olsun. Kısmet Olsun. bugüneymiş. Çok Canım mutlu benim, oldum seni ben. gördüğüme çok mutlu oldum. Çok sevindim. İyi ki iyi ki varsın. Katılan, dinleyen Çok herkese de teşekkürler. kıymet veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Size de bu imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür Canım ediyorum benim. Mukaddes Hanımcığım. Canım sağ olasın, sağ olasın bir tanem. Bu arada sevgili canlarım, ben videoyu kaydediyorum. Sevgili Burcu'nun sayfasında da çıkar, davet edeceğim. Katkıda bulunmaya davet edeceğim. Siz kolay bulun diye yapacağım onu. Siz hemen kolayca bulacaksınız. Şimdi onun sayfasına gidebileceksiniz. Rahat bir şekilde videodan. Aynı zamanda video yarın saat 20'de Mukaddes Pekin Baştil YouTube kanalında çıkar. Senin YouTube kanalın vardı, değil mi? Art. Burcu'nun, Var. Burcu Gündüz Şen'in YouTube kanalında çıkar. Aynı videoyu her yerden izleyebilirsiniz sevgili canlarım. Görüşmek üzere Görüşmek üzere. diyorum. Burcum, Herkese güzel iyi geceler akşamlar olsun. diliyorum. Hayırlı Canlar, iyi geceler akşamlar. herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviyorum sizi.